F-35 savaş uçaklarıyla İran'ın birçok stratejik noktasını vuran İsrail, benzer bir saldırıyı Türkiye'ye yapabilir mi? İsrail-İran savaşında İran'ı vurmak için havalanan İsrail savaş jetlerinin Türkiye hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıkarken, Türk ve İsrail savaş uçaklarının sınır hattındaki hareketliliği dikkatlerden kaçmadı. İran'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları sırasında Suriye hava sahasına giren İsrail savaş uçaklarının rotaları, Türkiye'nin uzun menzilli radar sistemleri ve mobil aktif bindirilmiş radarlarla anlık olarak takip edildi. Türkiye'nin komuta kontrol merkezi, yönünü Türkiye hava sahasına çeviren İsrail jetlerini radarlardan izleyerek tehdit değerlendirmesi yaptı ve sınır ihlallerini önlemek için hızlı bir şekilde önleyici hava devriye uçaklarını kaldırdı. Türk önleme jetlerini havada görünce rotalarını değiştirerek Suriye hava sahası üzerinden İran'a yönelen İsrail savaş uçakları, Türkiye'nin hava sahası bütünlüğünü koruma konusundaki ciddiyetini bir kez daha görmüş oldu. Türkiye'nin F-16 savaş uçakları, gelişmiş radar sistemleri ve Roketsan tarafından geliştirilen hava füzeleri savaş sahasında yüksek entegre bir savunma hattı oluşturuyor. Türkiye'nin hava savunma radarları, 3 boyutlu takip ve hedef tespiti yaparak İsrail'in ABD'den aldığı yeni nesil F-35 savaş uçaklarının hareketlerini tespit edebiliyor. F-35 savaş uçaklarının havadaki konum bilgilerini anlık olarak F-16'lara ve taşıdıkları füzelerle paylaşan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu sistemler, Türk F-16'larına İsrail F-35'lerine karşı hava sahasında doğrudan temas olmadan etkin ve hızlı karşı tedbirler alabilmelerine imkan sağlıyor. Bu ileri hava savunma konsepti, Türkiye tarafından ilk kez Pakistan-Hindistan arasındaki gerilimde denenmiş ve mutlak hava sahası etkinliği kanıtlanmıştı. Öyle ki Pakistan hava sahasını ihlal eden Hindistan savaş uçaklarının düşürülmesinde de bu sistemlerin etkili olduğu dünya kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Türkiye'nin hava savunma sisteminin kilit noktasını oluşturan bu teknolojik altyapı, İsrail jetlerinin Türkiye sınırına yaklaşmasını önlemede de kritik rol oynadı. Pakistan-Hindistan arasındaki gerilimde Hindistan uçaklarını düşüren teknolojik sistem, İran'a saldıran İsrail savaş uçaklarının Türkiye sınırına yaklaşması halinde de benzer görüntüleri bizlere bir kez daha gösterecekti. Her iki ülkenin hava savunma sistemleri kendi avantajlarına sahip olsa da, Türkiye'nin tamamen yerli ve milli sistemlerle oluşturduğu savunma ağı, bölgedeki hava sahası denetimini güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Hava savunma sistemleri açısından karşılaştırıldığında, İsrail'in 2011'den beri kullandığı demir kubbe sistemi, gelişmiş radarlar, komuta kontrol merkezi ve Arrow, Davut'un sapanı gibi çeşitli füze sistemlerinden oluşuyor. Demir kubbe özellikle roket saldırılarına karşı yüksek başarı oranına sahip. Lazer silahı demir ışınla kısa menzilli tehditlere anında müdahale edebiliyor. Orta ve uzun menzilli tehditlere karşı ise Davut sapanı füzeleri devreye giriyor. ABD'nin desteğiyle sürekli geliştirilen bu sistemin, bugüne kadar bölgesel tehditlere karşı çok katmanlı savunma sağladığı düşünülse de, İran'ın misillemelerinin durdurulamamış olması demir kubbenin başarısız olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen hava savunma sistemi Gök Kubbe'de ise Aselsan imzası taşıyan Korkut, Hisar, Gökdemir, Gökdoğan, Gökberk ve Siper sistemleri yer alıyor. Korkut, parçacıklı mühimmat kullanarak sabit ve döner kanatlı hava araçlarına, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı etkin koruma sağlıyor. Gökdemir'in 360 derece döner fırlatma yapısı ve Gökberk lazer silahı, çok yönlü tehditleri tespit edip anında imha edebiliyor. Gök Kubbe'nin en uzun menzilli füzesi Siper ise 150 km menzili ve zorlu hava koşullarına dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. İleri hava savunma sistemiyle saldırı ihtimallerine karşı sınır hattının kilometrelerce ötesinde tespit ve anında karşılık verme gücüne sahip olan Türkiye, gelişmiş hava savunma sistemiyle bölgedeki güç dengesini ve hava sahası egemenliğini korumada kritik rol oynuyor. Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemleri, bölgesel caydırıcılık ve erken uyarı kapasitesini artırarak hava sahası ihlallerinin önüne geçiyor ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sağlıyor. Peki hem teknolojik altyapısıyla hem de caydırıcılığıyla bölgesel üstünlüğünü bir kez daha kanıtlayan Türkiye, bu dengeyi sürdürebilmek için İsrail ve diğer bölgesel aktörlere karşı bundan sonra hangi stratejik adımları atmalı?